Çocukluk günlerimde köyümde kış. Adam boyu kar yağardı eskiden. Dağ taş beyaza bürünürdü. Göz gözü görmez olurdu kimi zaman tipiden, fırtınadan. Aman aman yavrularım, yemeyin içmeyin, kapılara çıkmayın diye öğütlerlerdi çocukları, anaları böyle günlerde. Azıcık güneş vursa karın üstüne, bir başka güzelleşirdi kış. Gündüzleri yumuşayan kar gözlerimizi kamaştırır, ıpıl ıpıl yaşlar dökülürdü sıcacık yanaklarımıza. Sabah olunca ise buzlar sallanmaya başlardı toprak damlı evlerin saçaklarından mızrak gibi. Dam üstüne yığılmış metre boyu karlar kürelenir, çığırlar açılırdı evlerden evlere, evlerden çeşmelere. Seher vakti aç kurtlar dizilirdi tepelere, köpekler havlaşırdı arkalarından. Elleri yarılırdı çocukların, kızak kaymaktan, kar topu oynamaktan, kardan adam yapmaktan. Bir hanede en az 15 kişi yaşardı. Kimse söz etmezdi ayrılıktan yana. Veya biz bilemezdik, anlayamazdık. Ayrılık, ayrılık nedir, ne değildik. Duymamıştık ki anlayalım, bilelim. Büyük küçüğünü sever, küçük büyüğünü sayardı. Öf bile demezdi kimse anasına, atasına ve gelin kaynanasına, kaynatasına. Töreliydi o zamanki insanlar. Bakır sinirli sofralar kurulurdu aşağıne odanın ortasına. Herkes aynı çorba kabına salardı kaşığını. Herkes aynı tastan içerdi suyunu. Ne zeytin bilirdik, ne fabrika makarnası, ne de şehir ekmeği. Analarımızın arpa unundan, ocak taşı üzerinde yaptığı ham çörekten, odun ateşinin kenarında kara kazanda kaynayan helle çorbasından, evde yapılmış erişteden, bulgur pilavından, güzün bostandan sökülüp toprağa koyulanmış kartop ve pancardan, kelemden başka pek de yiyeceğimiz olmazdı zaten. Bir de yayla zamanı hazırlanıp küplere doldurulup toprağa gömülmüş çökelekten, küleklere basılmış tereyağından başka. Diyeceğim o ki, hiç değilse yoğurttan sütten mahrum kalmazdık. O yüzdendir halen 80'lik dedelerin yüzlerindeki aydınlık, o yüzdendir böyle ayakta kalışları, dipdiri bakışları. Kesikbaş hikayeleri okunurdu köy odalarında. Kocaman mangalın başına üşüşürdü dedeler. Bir yanda mangalı eşelerken İbrahim Hoca, diğer yanda Çavuş Dede yeniden yaşardı Sarıkamış'ın kışını, 10 yıl boyu Urus'ta esir kalıp hasretle yanışını. Çolak Dede ile Karaoğlan Dede vardı. Gazi Paşa'yı görmüş, tanımış, sevmiş, onunla cenge girmişlerden. Ben Karaoğlan Dede'nin hatıralarını pek dinleyemedim, nasip olmadı ama Çolak Dede'yi çok dinlemiş ve hep hayranı olmuşumdur. Her 29 Ekim'de, 23 Nisan'da bayram törenlerimizin baş konuğu olarak Gazi Çolak Çavuş Dede'yi çağırırdı öğretmenlerimiz.
çolak çavuş tertemiz, pırıl pırıl giyinir, okkalı okkalı anlatırdı Yunan'ı ve Yunan'ın kaçışını. Ne de olsa Atatürk'ün askeriydi çolak çavuş. Ne harpler yaşamıştı, ne acılar çekmişti. Vurmuştu, vurulmuştu, yaralanmıştı. O yüzden çolak kalmıştı, o yüzden arızalanmış bedeni. Yakasındaki şanlı gazilik madalyası çolak çavuşu dev yapardı gözümüzde. Devden de yüceydi aslında. En çok da Hazreti Ali siretleri dinlenirdi pür dikkat köy odalarında. Ali bir binerdi atına, çıkardı gökler katına. Hayber Kalesi'nin fethini cenknamelerden öğrendik. Ve yayla yollarındaki taşlar üzerinde gördük tanıdık Düldül'ün ayak izlerini. Tahir ile Zühre ile, Leyla ile Mecnun'la, Kerem ile Aslı'yla, hatta Köroğlu'yla, Tataloğlu'yla ta o zamanlardandır tanışıklığımız. Harman kaşlarına eğri şapkalı, kaytan bıyıklı delikanlılar dizilir. Mendil sallarlardı çeşmeye giden kızların arkasından. Titrek kandiller yanardı hep güllük taşında. Karanlık geceleri ocak başında üşüyen eller uyuşturulurdu koru taşında. Kandil ışığında geçerdi hep geceler. Gelinler kazak örer, ip bükerdi nineler. Kimi zamanda kurt masalları anlatırlardı torunlarına. Masalların etkisinde kalıp ayak yoluna dahi çıkamaz olurduk. Küllüğün başındaki kandilden sızan cılız ışığın gölgesinden irkilir, yüreğimiz yerinden oynar, dilimiz tutulurdu neredeyse korkudan. Yatsı çağlarında ahıra inilir, yemleri dökülür ahırdaki atın, ineğin, hayattaki koyunların behnilerine. Öküzlere ise ıslatılmış fil kırması, ki güçlü çıksınlar bahara diye. O zamanlar yatsılık yemeği yeme adeti vardır bir de. Yatsılık bir töredir. O da varlığa göredir deseler de iyi, kötü, yağlı, yavan herkes karınca kararınca bir şeyler yerlerdi hamurlu çörek gibisinden. Of of! Hasret yaşıyoruz o kış gecelerinin titrek ışığının sevecen gülüşüne. Aydınlatmıyor sanki bizi kocaman kentin o parıltılı neon lambaları, ne de o lambaların şehvet çağrılı loş ışıkları. Hey, hey! Hiç aklımızdan çıkmaz ilkokul çağımızda ders yapmak için toplandığımız pire kuyulu ahırlar ve o ahırlarda oynadığımız saklambaç, körebe oyunları. Bir de saman kağıdı defterlerimize ödev diye ardı ucu gelmeyen sayfalar dolusu. Mesela 10.000'den geriye doğru ikişer ikişer veya 20.000'den 100.000'e kadar beşer beşer sayılar yazmalarımız. Her kış mevsimi geldiğinde dalarım işte böyle derin düşüncelere. Aklım kayar gider o karanlık gecelere. Ve o karanlık gecelerde giden ömürler tükenir hecelere. Ve o karanlık gecelerde geçen ömürler dökülür hecelere.